İyi akşamlar sevgili Deniz tarafındaki kale izleyicileri. Bu akşam Hayat TV'deki bir diğer sevgili futbol programı Diven Futbol'un yapımcısı Fatih Atlay ve gazeteci Taylan Büyükşahin'le bir aradayız. Konuşacak çok konumuz var. İlk konumuz yasakla olacak ama öncesinde sevgili Fatih, sevgili Taylan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fatih seni alıştığın koltuktan evet. Bir yana kaydırdık. Evet, iki gün üst üste izleyiciler herhalde beni görmekten sıkılmayacaktır diye düşünüyorum. Biz seni Deniz tarafındaki kalede görmekten mutluyuz. Her pazartesi akşamı Deniz tarafındaki kale öncesi Diven Futbol'a bir göz atıyoruz. Bize ilham verecek sevgili Kemal'le birlikte çok iyi içerikleriniz, iyi konularınız oluyor. Teşekkür ederim. İlk akla gelen şimdi hele ki çok sıcak bir gelişme. İnternet yasakları ile ilgili kanunu Cumhurbaşkanı onayladığını Twitter'dan açıkladı. Artık Cumhurbaşkanı resmen bir tweet attığına göre resmi gazeteyi beklemeye gerek yok, onaylamıştır diye düşünüyoruz. Böyle bir iyimserlik vardı nedense. Yani reddedeceğine ya da geri iade edeceğine dair bir iyimserlik vardı toplumda ama ben bunu anlamıyorum zaten. Şimdiye kadar yani hangi yasayı iade, ben bir tek iade yasa hatırlıyorum, o da şike davasında 58. maddeydi. Bir iade beklentisi vardı ama bugün herhalde beklenilen olmadı en azından. Yani başka bir yasak da hayatımıza girdi bugünden itibaren. Yani bir de daha önce açıklamıştı, biraz inceliyoruz, bir iki tane eksik bir yan var denince. Bir de Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ü yan yana koyunca, üslup fark ortaya çıkınca biraz daha insanlarda bir iyimserlik oluştu, senin bahsettiğin. Acaba reddedecek mi veya geri iade edecek mi diye. Ancak işte Fatih'in de dediği gibi hiçbir zaman toplumun hayrına, demokrasi yararına bir şeyi biz geri iade ettiğini görmedik. Yani tırnak içinde söyleyelim, bir Çankaya Noteri şeklinde tabir ediliyor kendisi. Bunun da altını dolduruyor diyebiliriz. Bu yasaklar nereye kadar gidecek artık bilmiyoruz. Yani şayet olur da program boyunca Twitter açık kalırsa biz de konuyla ilgili izleyicilerimizden Twitter üzerinden yorumları alıp buradan paylaşmak isteriz. Gerçekten de katılıyorum ben size. Cumhurbaşkanı ile ilgili neden öyle bir iyimser hava oluştu? Anlamak, hani insan gerçekten hayret ediyor diyeceğim. Beklenen oldu. Yasaklar zaten her yerimizdeydi. İnternet yasak. Biz burada Deniz tarafındaki kalede spor konuşuyoruz. Sporla ilgili bu sene hayatımıza birçok yasak girdi. Stadyumlara siyasi pankart sokmak yasak dediler. Tezahürat yasak dediler. Siz de Fenerbahçe tribününü içinden takip eden iki spor sever olarak siz de yaşıyorsunuz her an aslında. Ya, daha iki hafta önce bunu Fenerbahçe tribünleri yaşadı. İşte bir maç çıkışında, son Fenerbahçe'nin Kayseri maçından sonra çıkışta 7 tane taraftar siyasi slogan atılığa gerekçesiyle gözaltına alındı. Haklarına işlem yapıldı. Hatta avukat olduğu biline Fenerbahçe Derneği Başkanı İlyas Bulca'ya da gözaltına alındı. Ve hukuksuz yere 2 saat boyunca gözaltına tutuldu. Sonra tabii toplumdaki baskı biraz sesi yükseltmeden sonra yani bir geri adım attılar. İşte gerekçenin siyasi slogan değil, işte küfür olduğunu söylediler ama küfre dair de ellerinde bir görüntü ya da herhangi bir kayıt olmadığı da görüldü. Yani işte benim İki tane ceza alan kişi arkadaşımdı, tribünün arkadaşımdı. Sordum, size delil olarak ne gösterdiler? Yani küfrettiğinize dair ya da siyasi slogan attığınıza dair size bir şey sundular mı? Yani hayır dediler. Bir bilgisayar çıktısı, form getirdiler. İşte klasik her şeyi yazmışlar oraya. Herkes, 7 kişiye de bunu imza atmak istediler dedi. Yani ellerinde herhangi bir delil olmamasına rağmen işte e-biletle diyoruz, işte tribündeki kameraların ya da güvenliğin daha fazla arttığını söylüyoruz ama yani yasakçı zihniyet bunlara gerek duymuyor aslında. Yasaklamak istedikten sonra işte görüntü kaydını ya da herhangi eline başka bir delil olmasına gerek yok. Yani koymuşsa, eğer aklındaysa, o yasak koymak istiyorsa da belirlenen kişileri tribünden dışarı çıkarmak istiyorsa işte maç çıkışında hiçbir şey yokken bir anda sen gel deyip bunları toplayabiliyor. Bir de siyasi slogan denen olay nedir? Çok ucu açık bir kavram yani, siyasi slogan elbet atacak tribünler. Ama bunun iyi veya kötü, hükümet aleyhinde veya lehinde olunca bunun kararını polis veya savcı doğrudan verip bir yaptırım uygulayamaz tribünlere. Bu bildiğiniz işte totaliter, geride kalmış bir ülkenin uygulamaları olarak önümüze çıkıyor. Bu sadece tribünlerde de ortaya çıkmıyor. Zaten sokakta bunları yaşıyoruz birebir. Gezinin bir noktada patlamasının sebebi de buydu. Aşırı baskıların, fevri davranışların, hukukun askıya alınmasının tek sebebi buydu. Şimdi tribünlerde bunu Fenerbahçe üzerinde denediler. Bu 7 kişiyi siyasi slogan attığı nedeniyle gözaltına alıp ceza vermelerinin tek sebebi buydu. Sokaktaki tepkiler tamamen tribünlere yansımaya başladı. Bunlar rahatsız oldular. En son pazar günkü Fenerbahçe Kasımpaşa spor maçında 50 bin taraftar aynı anda Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz dediler. Bu noktada aslında Fenerbahçe çok da öne çıkmadı. Tamamen Ali İsmail Korkmaz'ın uğradığı zulüm sonrası hayatını kaybetmesi, Ali İsmail Korkmaz'ın
ailesine stada gelişi ve taraftarın onu bağrına basıcı futbolun çok üstünde bir olayı meydana getirdi. Artık tribünler futbolu konuşmuyor artık. Sokağa birebir yaşıyor. Bunu en çok Fenerbahçe'de görüyoruz zaten biz. Dün Divan Futbol'da Fatih ve Kemal de Ali İsmail ile ilgili bir önceki maçla ilgili konuştu. Biz de konuşacağız. Siyasi slogan Taylan dediğin gibi hükümetin ya da işte bu yasala uygulanmayan insafına kalmış. Elinde dört yaparsan evvelde özgürlük işareti oluyor. Elinde iki yaparsan zafer işareti diye siyasi slogan sokacaklarını tahmin ediyor. Bir örnek vereyim burada. Mesela Trabzonspor ve Rizespor tribünlerinde mesela İstanbul'daki takımlar 34. dakikada her yer Taksim her yer direniş diye slogan atıyor bunu. Yayıncı kuruluş sesini kısıyor ya. Trabzon ve Rize'de 34. dakikada Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılıyor. O da siyasi slogan o zaman. Bu da siyasi slogan. İstanbul'da siz her yer Taksim her yer direnişe ceza veriyorsanız diğer siyasi slogana da ceza vermeniz gerek. Tamamen tezatlar, tamamen mantıksızlıklar içerisinde bu. Ya mevcut iktidarın zaten öyle bir kaygısı, tutarlı olma gibi bir kaygısı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama taraftar içinde kutuplaşmaya yol açıyor. Galatasaray'ın iç saha maçlarını mümkün mertebe stat'tan takip etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe siz daha doğru hatırlayacaksınız. Bir tezahürat yüzünden stadı kapatıldı. Sonra geri alındı o karar. Hangi maçtı? Evet, bu son Kayseri maçı. Kayseri maçıydı. Evet. Ultra Aslan taraftar grubu kocaman bir pankart açmış. Stadımızı kapattırmadık, kapattırmayacağız diye. Bir örnek daha verelim. Hemen gene bahsettiğin taraftar grubu sürekli Trabzonspor'un şampiyonluğunu, 2011 yılındaki şampiyonluğunu kutlarız işte. 2011 şampiyonu stadımıza hoş geldin şeklinde. Orada işte gönderme yaptı, Fenerbahçe şike yaptı, işte Trabzonspor asıl şampiyondur diye. Böyle kendisini o durumun içine sokmaya çalışıyor. 34. dakikada hatta son maçta Bursa Spor maçı mıydı, Eskişehir Spor maçı mıydı bir anda meşale şov yaptılar. Olası bir her yer Taksim her yer direniş sloganını bastırmak için. İktidar aslında biraz istediğine yaklaşıyor gibi. Taraftar kendi kendine kutuplaşıyor belli oranda. Fenerbahçe ile ilgili ayrı özel bir durum var, onu konuşacağız. Ama stadyumda başka yasaklar da var. Stadyumda artık polisin fotofilm uygulaması her köşede. Her bir taraftan neredeyse tek tek uzun süre kayda alınıyor. Biletlerle ilgili düzenlemeler gündemde. Nereye doğru gidiyor? Yani sokak tribüne yansıdı dediniz ama sokağa kurduğu baskının aynısını tribüne de mi koymaya çalışıyor? Şöyle ben aslında bunun son noktasına somut örneğini vereyim. Bu son bahsettiğimiz Kayserispor maçından sonra Fenerbahçe'sinin altında bir karakol olduğu ortaya çıktı. Yani bunun ne zamandır orada olduğunu bilmiyoruz. Ama Kayserispor maçından sonra işte 7 taraftara gözaltına alınıp doğrudan sınırın altında kurulan karakola götürdüğünü öğrendik. Yani artık bu noktaya kadar gelmişler. Yani işte tribünün bir tarafında polis olması ya da giriş çıkışlarda polis olmasına alışmıştık. Ama artık iktidar ya da iktidara bağlı kolluk gücü sınırın altına karakol kuracak kadar yani futbolu artık bir tehlike unsuru olarak görüyor. Her kapısında Toma duruyor statta. Yani dün işte pazar günü maç çıkışında ben işte okul açık olarak tabir edilen tribündeydim. Yani maçtan sonra yaklaşık 20 dakika boyunca tribün aralıksız Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz tezahüratı yaptı. Çıkışta baktım okul açık tribün çıkışında yaklaşık 50 kadar çevik kuvvet var. Bir tane Toma var ve hepsinin ellerinde de gaz bombası silahlarıyla bekliyorlar. Yani bu ya belki müdahale etmeyecek ama ben buradayım diyor. Hissettiriyor size o gücünü. Bakın diyor tepenize sıkarım diyor bunu. Şimdi hepimizin hani yüreği Ali İsmail Korkmaz'la ve pazar günü Fenerbahçe tribünlerin yaptığı yürüyüşle maçtan sonra Emel Korkmaz'a, Ali İsmail Korkmaz'ın abisine gösterilen sevgi gösterisiyle taptaze. Önce o görüntüleri izleyelim. Fenerbahçe'nin adalet isteğiyle, yüz binlerce taraftan sokağa çıkmasıyla ve maçta olup bitenle ilgili yorumlarla devam edelim. Pazar günü Kadıköy, Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz diye inledi. Emel Korkmaz da Fenerbahçe taraftarları arasında müthiş bir iletişim, müthiş bir sevgi, müthiş bir destek oluştu. Bu görüntüleri izleyelim hep birlikte.
orada, aile orada. Çocuklar orada. Buradan geçelim, buradan geçelim. Buradan geçelim. Açılın abi, müsaade edin. Müsaade edin abi. Abi bir açılın ya. Kişi Emel Korkmaz'ın acısına ortak oldu. Ama müthiş bir dayanışma örneği. Siz bizzat yaşadınız. Biraz anlatabilecek misiniz o anları? Benim gene tüylerim diken diken oldu. İnsan gözleri donuyor. Yani özellikle Emel anneyi orada görmek, orada statta olduğunu hissetmek çok ayrı bir duyguydu. Gezi direnişinde Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybettikten sonra zaten bir simge oldu. Tüm Fenerbahçeliler dışında tüm yüreği bu ülke için atan insanlar açısından. Ama gördük ki çok farklı duygular besliyoruz artık Ali İsmail Korkmaz'a karşı. Yani bunun Fenerbahçe olmasından çok çok öte bir duygu. Statta da gördük, Galatasaraylısı geldi, Beşiktaşlısı geldi. İnsan sanki kendi kardeşini, eşini, çocuğunu kaybetmiş gibi bir bağlılık hissediyor. Çünkü öyle bir süreç yaşadık ki insanlar sokaklarda dövüldü, gaz yedi, hapse atıldı, hükümet tarafından aşağılandı, neler neler oldu. Ali İsmail Korkmaz bunlar için simgeleşti. Yani diğer Gezi direnişinde hayatını kaybeden bütün isimler çok önemli elbet hepimiz için. Ama işte Ali İsmail Korkmaz farklı bir şekilde yer etti. Yani şöyle diyebilirim ben, dünkü maçın biraz da yani Fenerbahçe takımının kötü olması etkiledi aslında. Yani ilk yarı Fenerbahçe birkaç gol atıp da öne geçseydi, yani 2-3 farka yakın bir skorla bitirseydi ilk yarıyı, yani ikinci yarı ben tamamen Ali İsmail Korkmaz sezonlarıyla biteceğini hissediyordum. Çünkü statta, tribünde herkes doluydu. Herkes o anın gelmesini bekliyordu. Herkes işte Fenerbahçe biraz oyunu rahatlatsın da biz Ali İsmail'e, ailesine burada hoş geldiniz diyebilelim. Ali İsmail acısını paylaştığını ailesine hissettirelim diye bekliyordu. Ki bu maç sonunda oldu. Yani maçın bitiş düdüğü çaldırmasına itibaren yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız Ali İsmail tezahüratları yapıldı. Yani kimse, yani tribünün ışıkları söndü. Hala insanlar Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz diye bağırıyorlardı. Yani belki orada tutsan bir saat daha bu insanlar bağıracaktı. En son Emel anne tribüne kadar geldi. Ondan sonra insanlar çıkmaya başladı. Yani çok yoğun bir, yani ne diyeyim, sevgisi, duygusallık vardı orada. Yani değişik hisler vardı. Ali İsmail kendisinin gelemediği, taraftar olduğu, işte renklerine gönül verdiği takımın stadına kendisi gelemedi ama ailesi geldi. Fenerbahçe tribünleri de Ali İsmail'in o tribünlerde olacağını, bundan sonra bu tribünlerde yaşayacağını hissettirdi aileye. Ki bunun aileye de etkisini zaten dünkü başka bir televizyon programında konuşmuştu Emel Korkmaz. Orada yüzünden biraz daha anlaşılıyordu. O biraz acısını yüreğine gömmüş, biraz daha kararlı, biraz daha hesap sormaya niyetli görünüyordu. Herkes anne diyor Emel Korkmaz'a. Anne ağlama diyorlar. Yani artık biz de senin evladınız diyor. Yani öyle bir motivasyondu ki Kasımpaşa spor maçının olduğu gün Fenerbahçeli olmayan birçok arkadaşımla konuştum. Ben de Fenerbahçeli değilim. Hepimiz Emel Korkmaz'ın o gün daha iyi hissetmesi adına Fenerbahçe'nin kazanmasını istedik. Ben 9 yaşımdaki oğlumla Bekir'in golünden sonra gerçekten sarmaş dolaş olduğumu biliyorum. Yani Ali İsmail Korkmaz marşı Türkiye'nin marşı artık. Pardon. İşte bu bahsettiğiniz olay, yani oğlunla senin Fenerbahçeli olmamana rağmen Bekir'in attığı gole sevinmesinin sonucu olarak hükümet korkuyor ve tribünlere baskı uygulamayı istiyor. Çünkü
sokakta 1000 kişi, 2000 kişi veya daha önce organize olmuş kalabalıkları bir şekilde kontrol altına alırsınız. Ama stadın içinde 40 veya 50 bin kişiye siz zincir vuramazsınız. Onların söylediği her söz, yaptıkları her tezahürat her evde yankılanır. Ve futbolda insanların yüreklerine işlenir. Hükümet bundan korkuyor. Fenerbahçe taraftarı Ali İsmail Korkmaz davasında başında yaşanan önce rezil bir linç ve ondan sonra bir o kadar utanç verici bir hukuk adaletsizlik vardı diyeyim aslında. Fenerbahçe taraftarı benzerini 3 Temmuz'da başlayan süreçte yaşadığını söylüyor. Ve buna istinaden yüz binlerce kişi maçtan önce Bağdat Caddesi'ne döküldü. Oradaki motivasyon neydi? Yani Fenerbahçe kendince Türkiye'nin belki de en güçlü bir iki markasından, bir iki topluluğundan birisi Fenerbahçe. Ve ciddi bir adalet isteği var. Ya şöyle, bu ülke son 5-6 yılda yani olmadık hukuksuzlukları yaşadı. Yani toplumun her kesimi, işte askerinden doktoruna kadar, avukatından işte Fenerbahçesine kadar, bu yargı sistemin ne kadar artık köhne olduğunu, ne kadar artık sistem tarafından halka karşı kullanıldığını gördü. Fenerbahçeliler bunu 3 Temmuz'dan sonra yaşamaya başladı ama bunu 10 senedir yaşayan insanlar var. Yani bu ülkede işte 10 sene boyunca işte bir şekilde hiç tanımadığı insanlarla ilişkilenerek hapiste yatanlar var. İşte avukatlar var, işte Taylan Tanay var. İşte sırf görevi olan savunmanlığı yaptığı için hapiste işte bir seneden fazladır zaman geçiren Taylan Tanay var. Fenerbahçe bunu 3 Temmuz'da öğrendi. 3 Temmuz'da aslında gerçeğin farkına vardı. Ve o günden itibaren de yani bunu sorguladı sürekli. Türkiye'deki adalet sistemini sorguladı. Türkiye'deki yaşananları, sadece Fenerbahçe'deki bu işte şike davasında olanları değil, işte Balyoz davasında sorguladı. Bugün Ali İsmail'in davasında sorguluyor. Ki Gezi de bunu işte hak arama olarak sokağa dökülerek sorguladı. En azından şike döneminde yaşadıklarının hesabını sormak için sokağa çıktı. Yani bu da artık... Yani sürecin sonunda 3 Temmuz'un sonuna geliyoruz. En azından yargı anlamında sonuna geliyoruz. Bir son gövde gösterisiydi aslında Fenerbahçe taraftarı. İşte sürecin kendileri için bitmediğini anlatmak için sokağa çıktı. Ve söylenene göre işte emniyet kaynaklarına falan dayandırılıyor. Yani 450 bin kişinin o sokakta olduğu, Bağdat Caddesi'nde olduğu söyleniyor. Bu, yani Gezi'den sonra Türkiye'deki en büyük yani kitle diyebiliriz bu. Yani Gezi'deki gibi aynı farklı sınıflardan, farklı ekonomik işte güçler olan, işte eğitim durumları birbirinden farklı olan binlerce insan Fenerbahçe için özellikle genelde ise Türkiye'deki hukuksuzluğa dair sokağa çıktı. Ve bu talebi bir kez daha yineledi. Bunun mesajı elbette işte mevcut iktidar defalarca aldı. Pazar gününde almıştır. Ama yani işte kendi kilikleri, kendi işte şu anki yaşadığı travma ya da kendi iç çatışmaları bunun için bir adım atmasına mani oluyor. Ama bunun bedelini ben düşünüyorum ki yani önümüzdeki ilk seçim olan 30 Mart'ta büyük bir şekilde hissedecektir. Bunun bedelini bir şekilde ödeyecektir diye düşünüyorum. Ya, Fatih'in burada bahsettiği çok önemli bir nokta var. Hukuksuzluk. Toplumun farklı kesimlerindeki, farklı fraksiyonlarındaki insanlar hukuksuzluklarla mutlaka karşı karşıya kaldı. İktidar dahilinde hareket etmiyorsanız, düşünmüyorsanız mutlaka devletin o ceberut sopası tepenize iniyor bir şekilde. Bakın, bu ülkede sahte deliller meşrulaştırıldı mahkemelerde. Bu ülkede insanların evlerine sabah 5'te girildi. Hasta insanlar hapse atıldı. O hasta insanlar içeride tecrit edilerek ölmesine sağlandı. Bunlar hepsi bir operasyonun parçasıydı. Onun dışında öyle bir rant yaratıldı ki İstanbul'un, başta İstanbul olmak üzere ülkenin doğal kaynakları linç edildi. İnsanlar bunların hepsinin farkında. Sadece bir patlama noktası arıyorlardı. İlk patlama noktası Gezi ile oldu zaten. Fenerbahçeliler bunu 3 Temmuz sonrası yaşadı. Gezi ile beraber insanlar artık yeter dediler. Doğa katliamına yeter dediler. Yaşadıkları hukuksuzluklara yeter dediler. Biz insanız, bize karışma dediler. Çağlayan'da Aziz Yıldırım'ın tutuklu olduğu dönemde 3-5 bin kişi olarak toplam Fenerbahçe taraftarının 300-500 binlere çıkması, aradaki bire yüzlük katlanma Gezi etkisi mi? Yani Gezi elbette başka bir forma taşıdı bu süreci. Yani Gezi'de bu insanlar şimdiye kadar yan yana gelmediler. İşte 3 Temmuz 2011'den itibaren işte yanlarında yine Fenerbahçeliler vardı. İşte tribündeki arkadaşları vardı. Sokakta beraber maç izlediği insanlar vardı ama Gezi'yle beraber toplumun diğer kesimlerini, işte bu baskıya maruz kalan, bu hukuksuzluklara yaşayan diğer kesimlere yan yana geldiler. İşte orada öğrencilerle beraber oldular. Orada Kürtlerle beraber oldular. Orada işte LGBT bireylerle birlikte oldular. Onlarla mutlaka bir iletişime geçtiler. Yani onların yaşadığı hukuksuzlukları da gördüler. Bu ülkede Gezi'yle beraber işte biz yıllardır bu ülkenin doğusunda yaşananları bu medyadan izlemişiz diyenler oldu. Yani oradaki bu yan yana gelme, birliktelik haliyle
biraz daha bilinç yükselmesine neden oldu. Ve sonrasında işte bir gün bakıyoruz sadece Fenerbahçe değil, Fenerbahçe'nin yanında Galatasaraylılar da vardı pazar günkü yürüyüşte. İşte başka sivil toplum örgütleri de vardı, siyasi partiler de vardı. Yani Fenerbahçeliler kendisini gezide anlattı aslında. O insanlara işte biz de benzeri bir hukuksuzluğu yaşıyoruz iki senedir. Yani bizim de yaşadıklarımız öyle. Biz de Çağlayan'da gaz yedik. Biz de caddede işte gerekirse mermi kullanabilirsiniz diyen polislerle karşılaştık dediler. Kendilerini ifade edebildiler. Ve verdikleri destek onlara bir gün yüz binler olarak geri döndü. İşte İstanbul'da işte Beşiktaş'ın çarşısıyla Fenerbahçelilerin yoğun bir katılım vardı. İşte Galatasaray nispeten daha az düşük bir katılım gösterdi geziye ama işte ne ekersen aslında onu da biçersin oldu. Gezi'deki bu dayanışma, Gezi'deki bu dinamizm bugün Fenerbahçe'de daha fazla döndü. Sezon başından beri işte geçen sene olmayan bir gelenek. Mesela bu sene 34 dakika prodüksiyonları var. İşte içerideki işte ondan fazla maç oynandı. Hepsine bir gelenek olarak her 34. dakikada işte insanlar her yer taksim, her yer direniş diyor. Hükümet istifa diyor. İşte benzer sloganlarla tepkisini hala devam ettiriyor. Hükümetin algı operasyonlarına tepki biraz da bu. Şimdi hükümet sürekli diyor bizim ülkeyi çok ileri demokrasi sağladık, kalkındık, şunu yaptık, bunu yaptık, duble yollar yaptık, hastaneleri geliştirdik. Ama reel olarak baktığımızda gerçekten de insanların eline gelen çok net bir refah yok. Bakıyorsunuz hükümet öncesi dönemde ekonominin durumuna Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli ortalama olarak %5 şeklinde büyüyen bir ekonomi. AKP döneminde %4.9 büyüme sağlıyor. Şimdi AKP'nin iktidarda olduğu 2002-2014 yılları arasında dünyada müthiş bir likidite bolluğu var. Üstüne üstlük 40 milyar dolar civarında özelleştirilme yapılmış. Türkiye'de bir para bolluğu var. Normalde bu refahı sokaktaki halkın daha fazla hissetmesi lazım. Ancak bakıyoruz işsizlik %10 oranında resmi olarak. Bir de bunun içine bugün 20'ye yakın açıkladı. Yani kesinlikle çünkü orada da müthiş bir oyun yapıldı. İş aramaktan vazgeçenleri, umudunu kesenleri bu işsizlik oranından çıkardı hükümet. Bunu da mesela Avrupa'yla işsizlik oranı Amerika'yla karşılaştırıldığında oralarda iş aramaktan vazgeçenler de dahil ama bizde dahil değil. Sen bir ekonomi gazetecisi olarak aslında daha iyi açıklıyorsun. Benim bildiğim yansıyan tarafıyla hatta şöyle oyunlar da var. Ortalama bir çalışanın devlete istihdam maliyeti 1500-2000 liraları buluyor. Devlet özel kendi yandaşlarından bazı eğitim kurumlarıyla anlaşıyor. Kişi başı 200 liralık maliyetlerle onlara tırnak içinde söylüyor, mesleki eğitim verdiğini söylüyor. 2000 liraya istihdam etmek yerine 200 liraya eğitim verdiğini gösterip onları işsizlikten düşürüyor. Ve buna rağmen resmi rakam %10 diyor. O var. Bir de üstüne mesela dediğiniz kendi yandaş eğitim kurumlarıyla bir de üstüne üstlük iş sağlığı güvenliği diye esnaflara iş sağlığı güvenliği eğitimi altında para toplatıyorlar ve diyorlar ki şunlardan alacaksınız. Bu örnekler çoğaltılır. Ben yani, şey diyeyim. Velev ki ekonomik gelişme oldu. İnsanların refah seviyesi yükseldi. Ama bir insanın tek derdi hayatta bu değildir ki. İşte maaşının işte daha fazla olması ya da işte alım gücünün daha da yüksek olması değildir ki. Şu Gezi'ye de bakıyoruz. İşte Fenerbahçe bir gün işte adalet talebine bakıyoruz. Yani insanlar özgürlükleriyle aslında yaşıyor. Talepleri özgürlükleri üzerine. İşte 1000 lira kazanan bir insan 5000 lira kazansın. Ama işte internette rahatça dolaşamayacaksa ya da rahatça alkol alamayacaksa, ne diyeyim kaç çocuk yapacağını devlet belirleyecekse o ekonomik veriler arasında biraz da geri planda kalıyor. Şimdi yandaş kesinlikle taraf bunu hep şey hükümeti devirmeye yönelik bir ittifak gibi görüyor. Ben ise pazar günü Ali Koç'u bile mitinge götüren bir hukuksuzluk olarak görüyorum. Türkiye'nin en güçlü sermaye grubunun başındaki insan, başındaki ailenin varisi kızıyla birlikte Bağdat Caddesi'nde bir protesto eylemine katılıyor. Çünkü onun da şirketlerine hukuksuz yollarla cezalar kesildi. Yani bizim aklımıza hayalimize sığmayacak cezalar kesildi kendisine. Onun da patlama noktası belki oydu veya o ceza kesilmeseydi bir Fenerbahçelik duygusuyla patlayabilirdi. Şimdi insanlar sokakta niye tedirgin? Bir, refahları yok, mutlulukları yok, özgürlük hissetmiyorlar. Bunlar çok önemli. Siz bunların üçünü bir arada sağlamazsanız insanlar mutlaka patlar. Ya futbol sayesinde patlar ya da farklı bir şekilde konserde şurada burada patlar. Ben yavaş yavaş da aslında biraz yasaklarla başlayıp yasaklarla devam etmek istiyorum. Futbolu, taraftarları gözetim altına almanın işte 1001 tane metodunu uyguluyorlar. Stadyumları yasaklıyorlar. Her tarafı kameralarla gözetliyorlar. Yetmedi. 6222 sayılı olması lazım. Notlarıma evet, bir daha bakıyorum. Spor eşitlik yasası.
spordaki şiddeti önleme düzenlemesiyle, yasak demiyorlar hiçbir şey, düzenleme diyorlar, ilerleme diyorlar, gelişme diyorlar da. O internet yasağına da değil, önlem diyorlar mesela. Süper, gerçekten de. Sporda o zaman ne diyelim, refah artırma yasası mı diyelim biz de onların dilini kullanıp. Bu yasayla birlikte birkaç ay sonra, Nisan ayından itibaren stadyuma giren herkes üzerinde fotoğrafı olan, bir çip olan, elektronik bir kart sayesinde girebilecek. Bu olmayan hiç kimse stadyumda maç izleyemeyecek. Bu nasıl bir özgürlük? Ya aslında sadece spordaki bu tavır değil, diğer hayatın alanlarındaki de benzer bir şey bu yasak. Mesela alkol yasağında hükümet hiçbir zaman işte biz alkole işte dini nedenlerle şundan bundan dolayı karşı demiyor. İşte halkımız sağlığını düşünüyorum diyor. İşte alkol tüketimini azaltmak için diyor. Ben sadece sınırlıyorum diyor. Yasaklamıyor, sınırlıyorum diyor. İşte bugün internet yasakları bir nebze daha arttırıldı. Bunda diyor tedbir işte ahlaksızlar işte pornografinin önüne geçmek için diyor. Ben önlem alıyorum diyor. Yani işte hayattaki her şeyi nasıl bir şekilde kendi kılıfına uydurarak yasak getiriyorsa tribün de bundan nasibini aldı. Yani tribün iktidarın az önce Taylan'a bahsettik. Kontrol edebileceği en zor alanlardan biri. Çünkü çok farklı sınıfsal nitelikte insanlar geliyor oraya. Farklı toplumun kesimlerinin insanları bir araya geliyor. Bunu da daha önce defalarca yaşadı. İşte Abdullah Gül bile protesto edildi. İşte bakanlar protesto edildi. İşte milletvekilleri protesto edildi. Hatta Trabzon seçimlerini futbol üzerinden kaybetti AKP bu ülkede. Yani bu alanı kontrol etmek istiyoruz. İşte şike davasının aslında özünde bu kontrol mekanizmasının ilk adımıydı. Geri tepti. Şimdi tribüne dair başka bir işte hegemonya kurmaya çalışıyor. Bu da işte 6222 nolu yasaydı. Biraz daha ileri götürüyor. İşte e-bilet gibi bir uygulama çıkartıyor. İşte e-bilet ne diye bakınca işte ilk adına bakarsak e-bilet işte biraz daha kolay bilet alınabileceği ya da işte ne diyeyim son dönemdeki işte şu bankacılık işlemleri gibi biraz daha işimizi kolaylaştırabileceği düşünülebilir ama tamamen özünde bir rant, iki de yasak. Başka bir içeriği yok. İşte biraz sonra biraz daha detaylandırabiliriz ama işte tribündeki güvenlik güvenlik önlemler demeyeyim buna da. Baskıları mı desek? Baskı, yani. İşte baskının daha fazla arttırılması, işte polisin daha fazla arttırılması, kameranın daha fazla arttırılması, işte diğer taraftan da işte insanların bilet alırken bile işte kendi kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda bırakılması birçok farklı sonucu getirecek. Bence girelim o konuya. E-bilet mevzusunu açmak lazım. Yani Türkiye'deki hem bu rant yağmasının hem de yasakların, insanların barkodlanarak takip edilmesinin en büyük örneği 14 Nisan'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 14 Nisan'dan sonra bu e-bilete geçilecek. Artık insanlar devletin gösterdiği kişiden kart almak zorunda. O kartı alamazsan stada giremeyeceksiniz. Bedel ödeyeceksiniz ona. Üstüne üstlük ek masraflar çıkacak ve bunu tek kişiden alacaksınız. Diyor ki hükümet benim adamımdan alacaksın. Ben ona ihaleyi verdim diyor. Bir orada işin rant tarafı var ki kendi adamına. Burada isim vermedim. Belki sıkıntı olur o şirkete. Ona bu işi ihale etti. Şu bileti ondan alacaksın diyor. Üstüne üstüne gidip kart parası alacaksın. Kulüpler kendi başına kart çıkartamayacak diyor. En büyük zarar da Fenerbahçe 310 bin kart sahibi olarak kartı var. Ondan sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe kartı sonuçta Fenerbahçe'nin kartı var. İşte 35 liradan 200 liraya kadar çıkan bir kart çeşidi var. Bu günlük bağdır aslında. Kim Fenerbahçe kulübü taraftarına kart alın diye bir zorlamada bulunmuyor. İşte böyle bir kart çıkardım diyor. İşte bana destek olmak istiyorsan bu kartı alabilirsiniz diyor. E-biletle beraber maç izlemek isteyen, işte tribünde maç izlemek isteyen herkese bir dayatma ortaya çıkacak. Yani e-biletiniz yoksa işte Taylan'ın bahsettiği hükümete yakın iş adamının ya da onu, o grubun çıkardığı kartı almazsınız diyor. Siz Türkiye'de hiçbir tribünde maç izleyemezsiniz diyor. Zaten ben Türkiye'deki bilet yapısının biraz kulüpler, biraz federasyon, biraz da ekonominin genel çarpıklığından tuhaf olduğunu düşünürdüm. Araya giren bilet satan kurumlar, hizmet bedelleri, ona rağmen dönen kara borsa ilişkileri. Şimdi bakıyorum önümde bir liste var. Açık ara Avrupa'nın en pahalı kombine biletleri bizde. Korkunç vergiler. Dediğiniz gibi araya giren kulüplerle işbirliği halinde olan ya da olmayan bu işten rant sağlayan kurumlar. Zaten böyle bir cendere altında taraftar ezilmiş durumda. Maça gidiyor. Özgürce, mutlu bir şekilde spor izleme olanağı elinden alınmış. Şiddet, ciddi şiddet uygulanabiliyor maçta. Bir avukat maç çıkışı, Fatih az önce söyledi, alıp stat aldığında karakolda keyfi olarak gözaltında tutulabiliyor. Yani futbol halktan uzaklaştırılmaya çalışıyor. Yani paranız yoksa sizin veya orta gelirseniz, düşük gelirliyseniz
siz yüksek meblağlar ödeyerek bu maçları gidip izlemeniz gerekecek. Şimdi bu e-bilet uygulamasıyla sizin aldığınız her bilete 2 lira para ödemeniz gerekecek. Ekstra. Sezon başı da 60 lira civarında, bir de kart bedeli. O kart bedeli 15 lira diye ben not almışım ama 15. Toplam o zaman sezon boyunca 60 lira gibi. O zaman sezon boyunca toplam 60 lira gibi bir her doğru taraftan yani, maliyeti çıkacak. Görürüz etrafımızda. Biz düzenli maça giden insanlarız mesela. Ama senede bir kere giden veya birkaç defa giden insanlar bu bedeli ödeyecek. Onun yerine gelecek başkaları ödeyecek. Müthiş bir rant ortaya çıkacak. Ve devlet diyor ki, hükümet diyor ki, benim gösterdiğim kişiden alacaksın bu kartı. O para kazanacak diyor. Seni o sömürecek diyor. Ya rant, öyle bir şey var mı yani? Rant kısmını bir kenara koydum. Rant kısmını emin olun bize hafifletecek gerekçelerle rahatlatacaklardı. Ama gerçekten de maça giden herkesi sanki kriminal bir olaya karışmaya müsaitmiş gibi fişlemenin, kategorize etmenin, bir bilgi sağlamayla, bir GBT taramasıyla neredeyse eşdeğer bir taramaya tutmanın hiçbir açıklamasını görmüyorum ben. Yok. Yani o zaman kısıtlanıyor. Özgürlükler yani. Kısıtlanıyor. Şimdi hala diyeceklerdir ki işte ne yazık kendisi bakan değil, Muammer Güler zamanında derdi. Ne var canım yani, suçu olmayan adamın polisle ne işi olur diye. Suçu olmayan insanın tümünü potansiyel kriminal kategorisine sokmaya çalışıyor. Stadyumda şiddet olur, stadyumda kötü tezahürat olur. Sen bunun potansiyel sebebisin. O yüzden seni peşinen fişleyeceğim diyor. Bu ayıptır. Bu ayıp ötesi bir durum. Artık alışkanlık boyutuna geldi bu tarz uygulamalar. O kadar normalleşti ki herkesi kendisini düşürmeye çalışan terörist, işte farklı bir oluşum, artık böyle iyi veya kötüyü ayırt edecek bir psikolojik duruma sahip değil. Bu normal davranış değil bunlar. Şimdi bir savcı çıksa burada üçümüz hakkında hükümeti yıkmaya yönelik faaliyette bulundu diye iddianame hazırlayabilir. Bunu da delil olarak bu programı koyar. Kombine lobisi falan da. Mahkemeye sunar. Hakim bunu kabul eder ve biz gider yargılanır. Ondan sonra hapse atılırız. Buna benzer davalar yaşanıyor şu an. Yani aslında bizim gibi biraz böyle demokrat muhalif duranlar şansa dışarıda. Çok net söylüyorum. Yani sesini çıkaran veya hükümeti eleştiren herkesin mutlaka başına bir şey geliyor. Zaten hepimiz telefonlarımızla, işte dijital dünyada kullandığımız araçlarla belli bir takip altındayız. Ama üstüne üstlük bir de bunlar yetmiyor. Diyor ki senin bir özgürlük alanın var diyor stadyumlar. Ben oraya girerken de senin tepene bineceğim diyor. Peki şunu söyleyeceğim. Bu stadyumlarda ya da diğer spor alanlarında ciddi baskılar, ciddi özgürlük kısıtlamaları var. Öte yandan da gezi öncesine dönmek istiyorum. Şiddet durmuyor. Stadyumlarda ciddi şiddet emareleri var. Ya bu baskıların şiddetin kökünü kurutmadığı, aksine şiddete belli oranda hizmet ettiği ortada. Daha çok yeni, geçtiğimiz sene Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da taraftar kavgasında öldürülen Burak Yıldırım adlı taraftar. Daha çok yeni Balıkesir'de deplasmandan dönerken bir benzincinin tüfeğinden çıkan kurşunla öldürülen Karşıyaka'lı taraftar Özgür Soylu. Daha çok yeni Göztepe-Karşıyaka taraftar kavgasında ölen Murat Kongu isimli taraftar. Şiddet durmuyor. Şimdi sen 3 tane isim saydın. Yani birkaç yıl daha geriye gidelim. Yani sayacağımız isim 7'den fazla olmaz. Yani sinede bu ülkede işte taraftar yoğun olarak şiddete meyilli olarak ifade ediyor ya da öyle tarif edilir ama yani sinede bir kişi ya ölüyor ya ölmüyor futboldan kaynaklı. Ya da bu da futboldan dolayı şiddet değil. Başka bir sorunlar da olabilir. İşte Denizli'de bir kişi öldürüldü. Onu da ekleyeyim ben. Doğru. Ama bu dediğim bir sene içerisinde ya da biraz daha geri döneyim. Haziran'la Ağustos arasında bu ülkede 7 tane genç öldü. Yani hangi dönemde bu ülkede futboldan dolayı 3 ayda 4 ayda 7 tane genç öldü? Bakalım hangisi daha şiddet bu ülkede? Eğer bir şiddete yönelik bir önlem olmayacaksa bu devlet şiddetine yönelik bir önlem olmalı. Zaten stadyumlarda da ben aslında onu vurgulamaya çalıştım. Belki de aynı yere bağlanacak. Stadyumlarda da gidiyoruz geliyoruz. Taraftarın gösterdiği varsa şiddetten daha ötesine taraftar zampolisten geliyor. Yani toplumun sokaktaki şiddetten daha fazlası tribünde yok. Yani tribün sürekli şiddetle örneklendiriliyor ama sokakta ülkede ne kadar şiddet varsa, okullarda ne kadar şiddet varsa ya da insanlar evlerinde ne kadar şiddet görüyorsa tribünde de o kadar görüyor. Çünkü bu insanlar başka bir yerden gelmiyor. Bu insanlar da evlerine çıkıyor, iş yerlerinden geliyor, okullarından geliyor. Yani dışarıdaki şiddete meyil aslında tribüne yansımış oluyor. Ve tribün işte bir anda küçük bir mekanda 50-60 bin kişinin birlikte olduğu için yani biraz daha fazla, istatistikler olarak biraz daha fazla gibi görünüyor ama tribün öyle Türkiye'de yani bir İtalya'ya baktığımızda, bir işte Amerika, Latin Amerika'ya baktığımızda falan yani şiddet neredeyse yok Türkiye'de. Ki tribün kültürü de Türkiye'de futbola bu bahsettiğim ülkelerden daha fazla sevgi vardır.
Şeyi geçireyim, az önceki fişleme meselesine dair ben de birkaç şey söyleyeyim. Mesela sadece bugün örnek vereyim. Benim telefonuma gelen SMS'lerden işte gömlekçi, sigortacı, pizzacı, işte bir tane daha geldi, onu okumadım. Yani 4 tane farklı yerden bana SMS geldi. Ben de atmıştım bir tane ama o kaynağı demek pizzacıyla gömlekçinin arasında. Yok, 4 tane farklı yerden SMS geldi bana. Yani sırf telefon bilgimi mutlaka bir yerle paylaştığım için geldi. Yani şimdi devlet diyor ki maça giden herkes diyor, taraftar bilgisini benimle de paylaşacak diyor. Türkiye'de bilgi bu kadar çabuk ranta dönüştürülürken, bu kadar çabuk istismar edilirken kişisel bilgi diyor. Yani bir taraftan sen devlete güvenip bu bilgini vereceksin. Yani işte yani ben şirketler maça gidiyorum, hangi satın alıyorlar direkt hangi koltukta yani oturacağım bilgisini, yani devlet benim tribünde hangi koltukta oturduğumu neden merak ediyor, ben onu anlamıyorum. İşte zaten görüntü kaydı alıyorsun, işte koltuğu insana şey yapmış oluyor, işte askerde bir zimmet vardır ya. Sana koltuğu 90 dakika boyunca, işte maçtan önce 1 saat, maçtan sonra yarım saat dersek, işte yaklaşık 2,5 saat boyunca sana koltuğu zimmetleyecek. Diyor ki bu koltukta, bu koltuk çevresinde bir şey yaşanırsa diyor, buradan sen sorumlusun diyor. Çünkü bu koltuğu sen işte e-biletle diyor, ben sana zimmetledim diyor. Yani insanlar artık maç izlemekten o çok... O koltuğun altına belki böyle sahte CD atarlar, darbe planı koyarlar belki. Maç izlemekten çok insanlar artık 14 Nisan'dan sonra koltuklarına bakacaklar. Dönüp koltuğum yerinde duruyorum diye bakacaklar. Peki insanlar bunu yiyorlar mı? Yani taraftarlar gerçekten buna evet ya bu sayede sağ olsunlar stadyumlarda daha huzurlu maç izleyeceğiz diye düşünenler var mı? Stadda böyle bir saf bir inanç var mı? Ya, Türkiye'de bu tür şey internet yasakları daha önce 2-3 sene önce bir denenmişti. O zaman bir tepki oluşmuştu ve geri adım atılmıştı. Yani bu sene de işte son artık meclisten geçti. Herkes bir anda Cumhurbaşkanı onaylamasın diye kampanya yapmaya başladılar. Yani Türkiye'de bu tür tepkiler aslında son anda ortaya çıkıyor. Ya da yaşanmaya başladıktan sonra işte bunun sorunları ortaya çıktıktan sonra, mağduriyetler yaşandıktan sonra tepki göstermeye başlıyorlar. Yani Türkiye'de ben geziden sonra belki tribünlerin bu e-bilete daha yoğun bir tepki göstereceğini düşünüyorum ama henüz o tepkiyi göremedim. Yani tribünlerde bir bilinçlenme yok. Farkında değil bence yani o tribünler ne olup ne olmayacağını. Yani bir bilseler gerçekten böyle her biletten para alınacak, üstüne üstlük giriş kayıtları olacak, tüm bilgileri devlet tarafından şu anki konuştuğumuz şeyler ele geçirecek ve bu kendilerine baskı ortamı olacak. Ben bir tepki oluşacağını düşünüyorum. Yani artık... Örgütlü taraftan grupları gerçi ara ara gösterileri de ekrandan dönüyor şu an. İşte rantınız batsın, e-bilete hayır, e-bilet istemiyoruz diye tavırlarını koymaya çalıştılar. Örgütlü taraftar gruplardan neyi protesto etsin? Memlekette o kadar protesto edecek şey var ki hangi birine yetişecek? Bu anca devreye geçecek. Belki ondan sonra bir kitlesel olarak bir araya gelip protesto edecekler. Yani çok enteresan durumlar var. İnternetle ilgili düzenlemeyi, interneti potansiyel yasakları onayladığını Twitter'dan duyuran bir cumhurbaşkanımız var. İnternetle ilgili eylem yapmak isteyen gençleri, muhalifleri Taksim'de gaza şiddete boğan bir devlet var. Ya, çok enteresan değil mi? İnsanlar diyor ki ben internet benim özgürlük alanım, benim düşünme, yazma, öğrenme, üretme alanım. Bunu ellemeyin diyorlar, izin verilmiyor. Tribünde biz yan yana oturmak istiyoruz diyor. Taraftar grupları muhtemelen birinci kaygıları bu. Geçtim bütün sosyal kaygıları. Gruplar yan yana oturmak istiyor ve şu yere giresi online bilet alma sistemlerinden yan yana bilet almak kolay iş değil. Biz ikimiz birlikte maça gitmek istiyoruz. Hasbelkader yan yana almadıysak yan yana izletmeyecekler bizi. Yan yana almasak biraz şu anki tribün yapısıyla yani genellikle işte herkes kendi koltuğuna oturmadığı için yani mesela Fenerbahçe'den örnek vereyim. İşte Maraton alt ve Fenerim alt tribünlerinde sadece herkes kendi koltuklarına oturuyor. Onun dışındaki tribünlerde yani bir koltuk derdi yoktur. İşte farklı bloklardan bilet alıp tribünde yan yana gelebilirsin. Ama e-biletten sonra bunu ortadan kaldırıyorlar. Çünkü sana zimmetlenmiş bir koltuk var. Sana koltuktan çok da uzaklaşamayacaksın. Çünkü o koltukta yaşanan bir şey ertesi gün senden sorulacak. Bir de diğer bir şey mesela ben de çok gittim işte Beşiktaş'ın Galatasaray maçına gittim. Başka arkadaşımın kombinesiyle gittim. Yeri geldi kendi kombinemi, kendi biletlerimi maça gidemeyeceğim zaman başkalarına verdim. E-biletli bu da ortadan kalkıyor. Çünkü üzerinde senin alacağın kombine üzerinde fotoğrafın ve işte kimlik bilgilerin olacak. Aldığın bilette sana özel işte hazırlanmış farklı bir bilet olacak. Yani sen biletini başkasına verdin. İşte başkası gitsin bu maçta diyemeyeceksin. Ki dediğin anda zaten şu son bahsettiğimiz işte Fenerbahçe'deki 7 kişinin ceza aldığı olayda da 2 kişi başka arkadaşların kombinesiyle içeri girenler. Bir taraftan işte o 7 kişiden ikisi kendileri ceza aldı. Bir sene spor alanlarına men cezası aldı. Diğer taraftan da bilet sahibi diğer 2 kişi de ceza aldı. Kombineler iptal edildi. Yani kombineler de bu ülkede işte paraları bir şekilde biliyoruz. İşte 1000-1500 lira bedelleri var. Yani iki taraflı mağduriyet yaşandı.
14 Nisan'dan sonra bu daha fazla yaşanmaya başlayacak. Yani kimse güvenip de arkadaşına bile artık hani kefil olamazsın ya artık. Bir kefillik şeyi güvenliği ortadan kalkmıştır ya. Yani baban bile olsa düşünürsün ya kefil olurken. Artık arkadaşına bilet verirken de aynı noktaya geleceksin. Çünkü o insan yarın tribünde herhangi bir olaya karışırsa, tribünde işte tırnak içerisinde şiddete başvurursa sorumlusu sen olacaksın. Onunla beraber sen de ceza alacaksın. Peki sonuna doğru yaklaşırken bu yasaklar, bu fişlemeler, bu gözetlemeler bugüne kadar halkın yararını işledi mi? Bir 10 yıldır Türkiye'de mobese gerçeği var. Her köşe başında bir mobese kamerası var. Nedense bu güvenlik kameraları, mobese kameraları Hrant'ın katilini bulmada pek işe yaramadı. Ali İsmail Korkmaz'ın katillerini bulmada bazı cesur İsmail Saymaz gibi gazetecilerin araştırmacılığı olmasaydı işe yaramayacaktı. Düne kadar Mehmet Ayvalıtaş'a dair hiçbir görüntü yoktu. Bu belki iktidar odakları içindeki gerilimden kaynaklanan bazı videolar saçıldı. Bunlar da onların yanında mı ortaya çıktı? Yoksa cesur gazetecilerin çabası sonucu mu? İnanın anlamakta zorlanıyorum. Ama bugüne kadar bunlar dışında bu yasakların ya da bu gözetlemenin hiçbirinden fayda görmedik biz. Yani adı üstünde yasağın kime veya özgürlükleri kısıtlayan hangi uygulamanın insana faydası var? Bunu hele Türkiye'de görmemizin imkanı yok. Bu mobese mantığının, uygulama mantığının temelinde şu var. Suçlu veya topluma zarar verecek bir araç veya X bir kişi bir yerde görülürse diğer yerde yakalanması için kuruldu deniyor. Bu kısmi olarak uygulanıyor. Ama az önce senin de bahsettiğin gibi Hrant'ın katilinde olsun, katilin yakalanmasında olsun, diğer cinayetlerde olsun veya cesur gazetecilerin ortaya çıkarmak için girişimlerde bulunduğu dosyalar dışında olsun, Türkiye'de demokrasi, özgürlük isteyenlerin yararına hiçbir şekilde bu mobeseler kullanılmıyor. Bakın bu ülkede çok sayıda bombalar patlatıldı. En son Reyhanlı'da göstere göstere, biline biline, ihbar olduğu plakasına kadar net bir şekilde ihbar edilmiş araç bile patladı. Adım başı her yerde mobese ve güvenlik kameraları var. Bunlar neden izlenmedi? Neden yok? Bakıyorsunuz mesela bu e-biletle beraber bizler statta iyice fişleneceğiz. Tamamen özgürlüklerimiz elimizden alınacak. Zaten statta kameralar var. Zaten polis geliyor mini kameralarla gözümüzün içine baka baka bile çekiyor bizi. Bu kameralarla özgürlükler sağlanmaz. Siz güvenlikleri bunlar sağlayabilirsiniz kısmi olarak ama daha çok özgürlükleri baskılarsınız. Hiçbir şekilde bunlar bir işe yaramıyor. Bir kere bir insanın doğasında var. Siz gözetlendiğinizi hissettiğiniz anda özgür olmadığınızı hissedersiniz. Ve rahat hareket edemezsiniz, mutlu olamazsınız. Zaten toplumda bir paranoya var, benim telefonum dinleniyor, işte benim evime böcek yerleştirmişlerdir, işte kameraların, evde bilgisayar kameralarının, iPad veya cep telefon kameralarına yara bandı yapıştırıyor insanlar. Müthiş bir paranoya var. Bu kameralar bizim hani mutlu edecekti, hani güvenliğimizi sağlayacaktı? Daha çok huzursuz ediyor. Devlet de bunu bildiği için üzerine gidiyor. Bakın ne kadar çok korkutursa insanlar o kadar siner. Bir korkutuyor, yetmiyor, üstüne şiddet uygulayarak, kendi milislerini salarak, polisi kullanarak insanları ezmeye çalışıyor. Bunu gördük Gezi'de. İnternet yasaklarıyla başladık. Bir tur attık futbolun etrafından, yine yasaklarla bittik. Programın sonuna geldik ama gerçekten yasaklardan bir türlü kaçamadık. Umarız çıktığımız zaman internetimiz hala vardır. Hala bunlarla ilgili yazıp, çizip, üretip paylaşabilecek durumda oluruz. Bizimle bugün fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim sevgili Fatih, sevgili Taylan. Biz teşekkür ederiz. Bir deniz tarafındaki kalenin sonuna daha geldik. Daha özgür bir topluma olan inancımızı koruyarak önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.